17 Kasım itibariyle Eğitim Bakanlığımızla da görüşerek bir planlama yapıyoruz. 78 okulda, ada genelinde, aynı anda çevreyle ilgili bir çalışma başlatacağız. Ve okullarda bizim bakanlığımıza ait teknik elemanlarımızın gelip okullarda öğrencilerimize görseller, videolar ve konferanslar vererek çevre konusundaki hassasiyetimizi, çevreyi koruma adına yapmamız gerekenleri çocuklarımıza aktarma, onları bilinçlendirme adına bir çalışma yapacağız. Biz bir önceki eğitim bakanımız Sayın Mustafa Arabaş sorunlarını dinlemiştik. Onunla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Çok güzel. İnşallah okuyacağım, öğretmen olacağım. Senin de böyle bu sınıfları gibi sürü öğrencim olur o zaman. Kaç kişi daha öğretmen olur? Hocam. Aksaklıkları bildirmek, aksaklıklar üzerinde hassasiyetinizi ortaya koymak doğru bir yaklaşımdır. Destekleriz ama grev bir haktır. Önemli bir haktır. Bu grev hakkı kullanılırken eğitimi sürekli kesintiye uğratacak noktaya getirmemek, süreklilik arz etmemesine çalışmak ayrı bir hassasiyet olmalıdır. Yani bu okulda kaç öğretmen var? 21. 21 öğretmen. Bir öğretmenin eksikliği için 21 öğretmenin grev noktasına gelip bütün okulu, yüzlerce öğrencinin eğitiminin kesintiye uğratılmasını önleyecek düşünülmesi gerekir. Diyalog kapılarının açık olacağı, doğru iletişim yöntemleriyle problemleri çözme yönünde gayret sarf etmeliyiz. Çocuklarımızı sorunlu çocuklar, sorunsuz çocuklar diye ötekileştirme noktasında bir sıkıntım var. Çocukların tamamı bizim çocuğumuz. Hepsinin bizim eğitim sistemimizden eğitim alması önceliğimizdir. Sorun gerçekten yerleşim yerlerine göre hangi çocuğumuz hangi okuldan eğitim alması gerekiyorsa doğru adreste olmaları ya da eğitim yılı başında doğru adrese yönlendirilmeleri konusunda bakanlığın kararlı, tutumlu bir tavır içinde olup okullarla işbirliği içerisinde müdürlerin ben seni okula kaydederim, seni kaydetmem diye çifte standart yapmaması konusunda hassas olmalıyız diye düşünüyorum. İnşallah senede iyi gelmeyiz. Daha sürpriz.